40 gün mü kaldı seçime? Ah 40 gün tamam 40. Bizsin bisi, bisi, de kurtulalım ya şu kim kazanacaksa kazansın bir oh çekelim değil mi? Yani hakikaten <laughs> gerginlik üstüne gerginlik yaşıyoruz. Bir de bizde sınav gerginliği var araştırmacılar için. O ara, o sizin sınav. gerginliğiniz daha büyük. Hepimizin gerginliği. Sonucu bilmede göreyim yani. Evet 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 o millet bekliyor atmaca gibi o anketlerin sonuçlarını not alıyorlar. 15 Mayıs sabahı böyle tak tak. O yüzden biraz dikkatli ol aman abi Daha yani. açıklamadık biz. 15 20 Nisan'ı bekliyorum. Gözünü seveyim biraz dikkat Bırak et, et de. yani. Dengeli ol. Şey yapma. <laughs> Bir şey yok yok. <laughs> Zaten. Şimdi ya bu şey tartışması ne 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 fotoğrafı arkamda göster bakayım. Ha bu fotoğraf değil mi? Ya bu bu Seçade işte bu, herkes bunu konuşuyor. Bakıyorum diğer televizyonlara da hepsi tartışma programlarında bu konuyu ele alıyorlar. Bazıları işte ya ne var bunda kardeşim yani bir, bir, bir yanlışlıkla olmuş adam da özür diledi zaten niye bunu uzatıyorsunuz. Öbür taraf ya bu çok önemli bir şey işte sembolik değeri var filan hani bir kutsal e, olmasa bile bir, bir sembolik önemi olan bir şey var. Biraz daha dikkat edilmesi gerekir. Yani öbür taraf işte görmemiş, yok sembolik değeri var, yok günahtı, yok değildi falan böyle. Hangi kanalı açsam dün akşam baktım muhalif kanallarda, ortadaki kanallarda, iktidar kanallarında. İki gündür bir de. Hepsinde yani. iki gündür bunu tartışıyorlar. Başka bugün bir yeni bir fotoğraf daha çıkmış. O var mı sende Onur? Bir yeni fotoğraf çıkmış. Ver, ver bakayım o fotoğrafı da ver. Bir göreyim. Bir tek bu vardı. Şimdi e, ha bir tane daha var yine benzer. B, biliyorum bir dakika bir dakika bir dakika verme onu verme. Şu şu alt yazıyı alsana gözükmüyor yani gözükmüyor. Hani ay, ay 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 ha o tamam. Şimdi burada da yine bir basma hadisesi var. Ee, bir de e, seccadelerin kaldırıldığı bir fotoğraf var. Onu da Görelim. Seccadesiz bir fotoğraf. Sadece hal <gülüyor> <gülüyor> halıya basıyorlar. Şimdi ben bunun bir hikayesi var. Ben bu hikayeyi anladım. Biraz anlatmak istiyorum. Şimdi burası Saadet Partisi'nin Saadet Partisi değil. Pardon, pardon. Şu şahsın verdiği iftar. Bu şahs kim? Bu şahs İsmail Müftü. Müftüoğlu. Müftüoğlu. Milli Selamet Partisi döneminin önemli isimlerindendir. Sonra partiyi bıraktı, ayrıldı falan. Böyle bir takım sorunlar yaşadı. Böyle hani Milli Selamet Partisi tarihinin tartışmalı isimlerinden biridir. Adalet Bakanlığı yapmıştır İsmail Müftüoğlu eskiden. Evet. Şimdi İsmail Müftüoğlu bir iftar daveti veriyor. Kemal Kılıçdaroğlu da o iftar... Hayır hayır bir dakika şu fotoğraflarla anlatmak istiyorum bir dakika. İsmail Müftüoğlu bir iftar daveti veriyor bu iftar davetine işte katılıyorlar böyle bir burası bir kebap salonu. Kebap salonunda iftar veriliyor. Güzel yani herkes iftarını yapıyor. Kemal Bey var, Canan Kaftancıoğlu var, işte başka partililer var ama başrollerde İsmail Müftüoğlu var. Burası yani bu fotoğrafların çekildiği yer o kebapçı dükkanının sahibinin e, üst kattaki ofisi. Ya da işte oradaki ofisi, o kebapçı dükkanındaki ofisi. Adam oraya bir iki seccade sermiş. Halılı bir yer orası. Hani iftardan sonra akşam namazını kılmak isteyenler için böyle VIP müşteriler için çıkıyorsun oraya. İşte oradaki serili olan seccadede namazını kılıyorsun falan. Yani şey bu. Teravih için sermiş. Hayır hayır akşam namazı için. Akşam. İftar saatinden hemen sonra bir Hemen if, iftarı yapıp namaz kılarlar ya onun için yapılmış. Şimdi e, Kemal Bey odaya giriyor. Gelsin şimdi Kemal Bey'in fotoğrafı. <laughs> Kemal Bey buraya geliyor. Bu, bu iki hanımefendi ya işte bir fotoğraf çektirelim diyor. Seccadeler henüz yerde. İşte Kemal Bey'le fotoğraf çektiriyorlar. Canan Hanım da var. Seccadeleri görmüyorlar. İkinci fotoğraf gelsin. Yine seccadenin farkında değiller. İşte bir beyefendi, o da farkında değil olayın. Üçüncü fotoğraf gelsin. E, tabii İsmail Müftüoğlu bu kültürün içinden geldiği için hemen durumu e, çakıyor ve seccadeleri kaldırtıyor, öyle fotoğraf çektirtiyor. Yani İsmail Müftüoğlu dediğim gibi Milli Selamet Partisi, Milli Görüş kültüründen gelen birisi. Gerçi daha sonra Erbakan Hoca ile yollarını bir ara ayırdı, sonra tekrar geldi falan filan ama o kültürü bilir tabi o kültürün içinden geliyor şeyi ayırtıyor yani benim anlamadığım şey şu benim kafamdaki soru işareti şu ya kardeşim siz Kılıçdaroğlu'nu iftara davet ediyorsunuz ee, adam oraya çıkmış görmemiş olabilir farkına varmamış olabilir nasıl siz kendiniz için o seccadeyi kaldırıyorsanız oradan onun üstüne ayağınızı basmıyorsanız bu özeni gösteriyorsanız Kılıçdaroğlu için de böyle bir çaba içine girin hayır yok o, o çaba içine girilmemiş yani büyük bir ihmal var. Bu benim e, fotoğraflardan yola çıkarak kişisel okumam ama konuklarımızın bu konuyla ilgili yorumları ne olacak? Onları doğrusu dinlemek isterim. İsmail Dükelle başlayalım. Bu arada iki fotoğraf aynı mı? Biraz evet, önce tecadeler e, aynı mı Kemal Bey? Aynı, aynı, evet, aynı. Bey. Bey. olan. İsmail Miftçoğlu'na sıra gelince kalkmış. Anladım. Yani ikisi aynı. Yağmet, hayır, o, hayır, hayır. o beyefendi de yani Kemal Bey'in yanında. O hanımlardan sonra fotoğraf çektiren beyefendi de bugün bir açıklama yapıyor. Yani ben işte oruç tutarım, namaz kılarım ben de fark etmedim falan diye. Yani şunu anlatmak istiyorum. Fark edildiği an İsmail Müftüoğlu'nun devreye girdiği an. Evet. Yani o zamana kadar fark edilmemiş. Pardon İsmail Bey buyur. Şey e, İsmail Dükel pardon buyurun. Önemli değil. Önemli değil. Öncelikle yayınlar. Yani e, nereden bakarsanız e, köpürtülecek bir malzeme çıktı ortaya ve onun üzerinde günlerdir konuşup duruyoruz. Bakın öncelikle bir e, anekdotla başlamak istiyorum. E, bu seccade olayına da bir iki dakika sonra geleceğim. Ben çok yerinde e, durmasını özellikle bu süreçte e, durmasını seven bir gazeteci olmadım. Onun için böyle biliyorum, gidiyorum işte yakın ilçelere ya da yakın illere falan e, memlekette neler olup bittiğini anlamaya çalışıyorum. E, Aksa Aksaray'daydım. Bu hafta sonu cumartesi gittim. Pazar öğleden sonra da döndüm. Aksaray'da bir billboard gördüm. Yani oldukça ilgi ilginçti. Biraz da uzaktı. Zor da okudum ama okudum. Diyor ki bakın tarih 2023. Yani milenyumun üzerinden şu kadar zaman geçmiş. Temiz içme suyu vadi. Şaşırdım. Gerçekten şaşır, şaşırdım. Temiz içme suyu vadi. Şimdi millet Aksaray'da temiz içme suyu vaadiyle kampanya yürütüyor. Böyle bir süreçte. Ondan sonra akşam otele geldim. Açtım televizyonları. Sizin de ifade ettiğiniz gibi bir seccade. Hani seccadede iki fotoğraf var seccade üzerinde. Ama millet topumuz hep beraber bu bütün televizyon programlarında seccadenin üzerinde tepiniyoruz günlerdir. Peki seccade kutsal mı değil mi? Bir kere yani seccadenin kutsal olmadığını, seccadeye basmanın da günah olmadığını Diyanet işleri başta olmak üzere açıklamasında yaptı. Hepimiz biliyoruz. Efendim bu manevi değer. Evet dikkatsizce davranılmış. Bu da doğru. Keşke dikkat edilseydi. Bu da doğru. E, Genel Başkan da özür dilemiş ve kendisini e, samimi Müslümanlara emanet etmiş bu konuyla ilgili. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilerek, isteyerek kalkıp da seccadenin üzerinde fotoğraf vermesi düşünülemez, beklenemez. Böyle bir şey hayal bile edilemez. Bir hata olmuş orada, bir hata olmuş. İsterseniz iletişim hatası değil, isterseniz yol kazası değil ama bir hata olmuş. Bir hata üzerinden seccadeyi şirk koşarak, kutsal bir e, malzeme noktasına getirmek başlı başına zaten bir problem. Din üzerinden Siyaseti yıllarca gördük, yıllarca yaşıyoruz bunu. A Bu da bugün son örneği oldu. Bakın, e, AVM'leri e, camileri yıkıp yaparsınız, o helal. İşte e, 10 bin dolar alırsınız mafya parasından, o helal. Bakara makara dersiniz, o helal. Ama seccadenin üzerine basmak haram. Ve günahların en büyüğü, cehennemlik. Ya bakın, bu çok fazla üzerinde tepinilecek bir durum değil. Bir hata ve özür dilenmiş. Ve olay bitmiş. Komplo var mı, yok mu? Bu da tartışılıyor. Bilmiyorum o konu olacak mı ya da sorularınız arasında konuşacağız. var mı? Konuşacağız, konuşacağız. Şimdi Önce ben genel. söyleyeyim. Komplo falan aramanın bir alemi yok. Peki. İsmail Dükel. Buyurun. Ben, çok net ifade ettiniz bakışınızı. Zafer Şahin'i dinleyelim. Ya, şimdi e, Ahmet Bey, ben sürecin başından beri şu benim çok dikkatimi çekiyor. Kemal Bey özür diliyor mesela. Yani bir hata olduğunu söylüyor ve özür diliyor. Ama e, ben de dahil, ben de o kategorideyim. Yani biz din alimi değiliz. Din konusunda e, böyle yorum yapabilecek bilgi birikimine sahip değiliz. Fakat birçok gazeteci seccade üzerinden adeta fetva veriyor. Ya Kemal Bey özür dilemiş. Bunlar seccadeye basmanın aslında dinen günah olmadığını topluma anlatmaya çalışıyorlar. Ya da bunun son derece normal bir şey olduğunu anlatmaya çalışıyorlar. Ben bunu daha önce de söyledim. Ben Kemal Bey'in binişli olarak o seccadeye basmadığını, gerçekten üzgün olduğuna inanıyorum. Çünkü 10 küsür yıldır partisini bulunduğu yerden e, merkez sağa yanaştırmaya çalışan bir siyasetçinin tam da Cumhurbaşkanlığı seçimine 40 gün kala böylesine bir olayla anılmak istememesi son derece normal. Ama burada hadise şu Ahmet Bey, bakın yani bu bir eleştiri olarak söylemiyorum. İnsanların yaşam tarzı kesinlikle tartışılamaz, kesinlikle eleştirilemez. Ama sizin duygu dünyanızda, yaşam tarzınızda seccadenin bir yeri yoksa orada seccadeye basmanın toplumun %99'u Müslüman olan bir ülkede bir sorun olacağını o anda idrak edersiniz. Ve bunu dikkate alarak hareket edersiniz. Şimdi Kemal Bey son derece iyi niyetli, üzgün olduğunu ifade eden bir açıklama yaptı. Çok da üzgünüm dedi. Ben buna gerçekten inanıyorum. Çok üzgün olduğuna da inanıyorum. Bu bir ama şu da var. Bakın burada siz ısrarla yani aslında ait olmadığınız bir dünyaya yanaşmaya çalışırken oradan mesajlar vermeye çalışırken hata üstüne hata yapıyorsunuz. Şimdi Kahramanmaraş'ta Kemal Bey gitti Necip Fazıl'dan örnek verdi. Dedi ki Necip Fazıl dedi şairmiş galiba dedi. Ya şimdi Necip Fazıl'ın şair olduğunu, Türkiye'de özellikle muhafazakar kesimde önemli bir yer işgal ettiğini, şiirlerinin böyle herkes tarafından neredeyse ezbere bilindiğini muhafazakar camiada bilmiyorsanız örnek vermeyeceksiniz. Ya da o seccadenin üzerinde poz verirken, eğer siz bunu düşünemediyseniz yakın çevreniz, ekibiniz, her kim varsa orada şu cümleyi kullanacak. Efendim burada fotoğraf çektiriyorsunuz ama bakın bu yanlış anlaşılır. Bu aleyhimize kullanılır. Ama ben maşallah ilk gün baktım bir tane fotoğraf var zannettim. Buradaki hanımefendilerden bir tanesi Azade Ay'mış. CHP'nin düzce aday adayıymış. Kendisi de avukatmış. Baro başkanıymış. Sonradan ben öğreniyorum bunu. E şimdi bu hanımefendi var. Canan Kaftancıoğlu var. Arkasından iki tane resim daha çıktı. Onlar var. Ya kimse de bir seccade hassasiyeti söz konusu değil. Şimdi gayet de güzel seccadenin üzerinde herkes poz veriyor. Ya demek ki bu sizin duygu dünyanızda yok. Yaşam tarzında seccadenin bir yeri yok. O zaman işte aslında üzerinde İsmail Bey'in tabiriyle tepinilmesinin sebebi şu. Ya mızrak çuvalı sığmıyor. Hani Mevlana'nın bir sözü var ya, ya göründüğün gibi ol ya olduğun gibi görün. Şimdi ben merkez sağa yaklaşacağım diye Necip Fazıl'dan örnekler vereceğim. Ee, rahmetli Erbakan'a güzellemeler yapacağım. Sonra geleceğim seccadenin üzerinde aday adayları da resim çektireceğim. İşte burada siyaseten e, hata yapmış oluyorsunuz. Yani Mevlana'nın o sözü önemlidir. Toplum bunları tabiri caizse yemiyor. İstediğin kadar ben şöyleyim de ben muhafazakarlarla aramdaki duvarları kırıyorum de işte böyle yol kazalarına uğrarsın. Ahmet Bey bakın tarihten bir örnekle bitirin. 95 seçimleriydi. Nusret Demirağ diye bir emekli başsavcı vardı hatırlar mısınız? MHP'den aday olmuştu. Ee, ve seçime çok kısa bir süre kalan Nusret Demirağ ezanın Türkçe okunması gerektiğini bir toplantıda söylemişti. O zaman bir haber ajansı içerideki tek kamera o konuşmayı çekmişti. MHP hemen Nusret Demirağ Hatırlar mısınız bilmiyorum adaylıktan çekti. Fakat MHP o seçimde kıl payı farkla 95-24 Aralık seçimlerinde baraj altı kaldı. Böyle şeyler toplumda etki yapıyor, etkiliyor. Yani Kemal Bey de burada stratejik bir hata yapmıştır ama ben burada suçu Kemal Bey de değil ekibinde görüyorum. Yani siz bu kadar büyük bir kampanya yürütürken genel başkanınızı daha önce de 100 bin liralık, geceliğe 100 bin liralık otel fotoğrafı da servis edilmişti. Yani şimdi burada komplo var mı yok mu? Neyin komplosu? Yani siz büyük paralarla, büyük ekiplerle Cumhurbaşkanlığı kampanyası yürütüyorsunuz <laughs> ve 5 tane sağ parti yanınıza almışsınız. Seccadenin üzerinde aday adaylarla resim çektiriyorsunuz. Size kim komplo kurabilir ki? Komplo arayan bizzat içeri baksın. Peki. Hakan Bayrakçı. Ha bu arada Nusret Demiral. Evet. Ben diyecektim de şimdi evet. Uzun yaşayacağım ben. Ha Demir al. Demir e ben Demiral al Demir dedim galiba. Demiral Demir evet.